paraların yerini söylemezsen hayatının bundan sonraki kısmını askuda geçirirsin kakılmış. Vallahi beş param yok ulan itilmiş. Ulan sen karısını her duvara asan ben korkusuz ayım. Ne var lan, ne güzel işte. Sen zaten elbiseleri her gün duvara asmıyor mu? Şimdi tek fark elbiselerin içinde sen varken astık o kadar. Lan kurban olayım benim dürbeli ütülmüş. Akşam veririm parayı sana. Hem bak işe geç kalıyorum. Akşam devam edersin beni dövmeye. Madem acele ediyorsun, o zaman dayağı akşam kaldığımız yerden devam edeceğiz kakılmış. Ama nerede kaldığımızı hatırlamak için şuraya bir işaret koyalım bakalım. Yaratıcı ayol kendini de açtı artık. Ya bu sabah beni elbise gibi duvara astı. Bir güzel döndüm. Vah ana yazık. Bakılmış Şerif senin kocanı arıyor. Kim o? Allah'ım sana şükürler olsun yarabbim. Demek bu lane parkı kaçak ayılarını toplamaya başladı. Kız düşünsene hafta sonları ütülmüşü ziyarete gideceğiz. Fındık fıstık atacağız. Yok kız bu herif Gülhane görevlisine pek benzemiyor. Baksana sır dolu gizemli seksi bir hali var. Allah senin belanı vermesin. Bak adamın yanında da öyle sapık sapık konuş. Vallahi sıçarım ben geldi. Düşman be. Yürü. Selamın aleyküm bacım. Aleyküm selam abi. Ne vardı? Niye aramıştınız ütülmüşü? Hayrola? Yani hayırdır dediysem inşallah hayır değildir. Nasıl söylesem? Biz merak etmeyin. Benim arkadaşımdır. Ayrı gayrımız yok. Ayrı ırıklıydı. Yani arkadaşım. Ben itilmişin kanlısıyım bacım. Ne? Kanlısı mı? Sakin olun. Ben itilmişi öldürmeye gelmedim. Ya. Onunla konuşup barış yapmak istiyorum. Sen şimdi itilmişi öldürmeye için mi? Yok be kakılmış bacı. Zaten kan davası yüzünden hapislerde çürüdüm. Tamam canım. Yani öldürmesen de olur ama hiç olmazsa böyle yumruklarını kurşunlasan o da olur. Değil yok, mi? Cezası da az bunun. Yok yok. Ben barış yapmak istiyorum. Bir görüşüp barış yapsak iyi olur. Tamam yumruklarından vazgeçtim. Hiç olmazsa uçan tekmelerini kurşunla. O da mı olmuyor? Ya ben barış yapmak istiyorum yenge. Ana bu da barış diye de başka bir şey demiyor. Kofi anlanmışsın mübarek. Hiç olmazsa eşek su istasyonundan dönünceye kadar şöyle bir dövsen. Böyle bir ay boyunca kıpırdayamadan bir adımsa. Olmaz bacım. Olmaz. Ben barışmak istiyorum. Tamam. Ben itilmişe haber veririm. O sizi bulur artık. He? Peki. Tamam. Haydi iyi günler. Hadi güle 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 güle. Ana sen gene bir dolaplar çevireceksin ya. Kız şöyle bakıp durma be. Aklım çıkıyor. Ne dolap çevireceksin sen çevir. Tezgahın üstünden 13-14 sopasını getir bakayım sabah yarın bıraktığımız dayağa devam edeceğiz. Mis gibi helva kokuyor lan. Helva mi yaptın kız kakılmış? Ha? He? Buyur ütülmüşüm. Allah rahmet eylesin. Sizinkilerden biri mi nallar diktiler yoksa? He bizimkilerden biri. Valla çok yakınım sayılır. Ayıydım ayıydım ama fena adam değildi. Yapma ya ama bak zamanlaması harika. Canım da tam helve çektiydi. Dört ayağımın üstüne düştü kız kankılmış. O da öyleydi. Ayı olduğu için hep dört ayak üstüne düşerdi. Allah'ım cennetinde bir orman koşesi hazırlasın inşallah. Ne bileyim. Niye öyle diyor? Olaylara öncükte iyi tarafından baksana. İrahmetli ölmeseydi biz şimdi bu helveyi yiyebilir miydik kız kalmış? Ey hikmetinden sual olunmayan Murabu. Neden bu genç yaşta yanına alıyorsun sen onu? Ben bu dünyada yalnız başıma mı kalacağım? Tek başıma ne edeceğim ben olsun? Lan darındım. Ben de dua etsene eşyal edeyim. Duyan da ben öldüm sanacak, salak! Ulan dişler evi, ben sana ağlıyorum zaten be! Birkaç güne kadar Allah sana rahmet edecek! Senin ağzından çıkanı kulakların duyuyor mu kız he? Ya duyuyor tabi! Ben bugün senin kanun cabbarı gördüm yolda! Hep işten çıkmış, tırım tırım seni arıyordum! Cabbar hep işten mi çıkmış? Neden çıkıyor ben şimdi? Merak etme! Defin işlemlerini ben hallederim! Mezarına çelenk mi istersin yoksa hayvanları koruma derneğine bağış mı yapacaksın? Ben öyle şimdi durup sen dalga mı geçiyorsun lan salak? Bak ben sana bir şey soracağım. Tekmelerinden
Yumruklarını Kızılay'a mı bağışlayacaksın yoksa bak bir yanlışlık olmasın ya? Hep emmimin yüzünden lan. Cebbarlardan biri bizimkileri vurdu. Emmimin zoruyla bizimkine de onlardan birini vurdu. Şimdi o çıktı. Olan bana olacak şimdi. Bismillahirrahmanirrahim. Allah şimdiden o rahmet eylesin ya Rabbim. Helvanı yemeyeceğim mi? Yemeyecekse ben bir kaşık alabilir miyim? Yani. Ula helvan da pek güzel olmuş be. Fıstıklı fıstıklı vallahi. Üçe beşe bakmadım. Malzemeden çalmadım koydum hepsini. Bu Rukiye kaltağı da nerede kaldı be? Neyse o gelene kadar biraz eğlenelim bari. Yoksa yerden bir sürü ceset toplayacaktık. Ana! Çakma geldi! Ana! Şahadetini getir ha! Bir de elini nur içinde yatmayı unutma! Demek sen terlik atıyordun ha? Yok vallahi kötü bir maksadım yoktu. 66 model bir terlik saatte kaç kilometre hız yapar onu merak ettim. Evin içinde niye hız yapıyorsun? Hem hız hareket götürüyor bilmiyorum. Hatta bak ulan bırak, bile ulan bırak baba bak gel gel bak sen şimdi canını okuyacak. Canını almaya gelmeyeceğim ben. Ulan günahımın helalimin ne? Kız kakılmış senin aklına uydum emme. İnşallah buradan düşüp de bir yerlerimi kırmam. Ay, bu senin karnın ne biçim heybetli bir adammış be. Zeyna'yla Herkül koalisyonu gibi bir şey herhalde. Baksana vallahi bu adamın eline geçsen var ya imkanı yok kurtulamazsın. Kurtulamaz Zeyna. İmkanı yok kurtulamazsın. Bence sen bir yere saklan. Kimse yokmuşsun gibi. Öyle yapalım, yapalım öyle yapalım. Sakla bir yere. Ben sana aklını saklım. Gel buraya bakalım. Ama sakın sesini çıkartma sakla, tamam mı? Tamam. Bütünmüş yerde yok! Lan sesini çıkarma demedim mi sana? Bak büyüyecek adam. Ütülmüş yerde yok diyorum, yok! Lan niye bağırıyorsun bu? Ütülmüş bir an. Lan bak, ütülmüş değildi o. Bendi ben. Ben bağırıyordum. Bebreklerim ağrıyor da o yüzden bağırdım. Bak şimdi gene bağıracağım. Bak demiştim değil mi? Ütülmüş bak beni de zor durumda bırakıyor. Ben seni karnından kurtarmaya çalışıyorum. Ben de zor durumda kalıyorum. Cabbar abi gitsin seni gebertmeyecek miyim ben salak? Valla Cabbar abi sen daha inanmıyor mu bak benim o olduğuma be? Bak, bak ses çıkıyor mu? Bak gene çıkmıyor gördün mü? He? Kalkar, kalkar, sarkar, dart! Dalkar, kalkar, sarp, dart! Ulan diyemiyorum ya! Aç kapıyı, benim bir an kakılmış! Değil miçim karısından? Bir parolayı bile söyleyemedin be! Ulan o kadar zor bir parola bulmuşsun ki bir türlü söyleyemedim be! Kaç kere söyledim sana parola kutup ayısı olsun diye! Şunları yardım et bana sen! Neler bunlar? Heh, yardım et söyleyeceğim ne olduğunu! Şöyle, şunları da şuraya koyalım. Ben senin bir boyunun ölçüsünü alayım. Bir boyunun ölçüsü, ne diyeceksin ya boyunun ölçüsü? He, boy bir 80. Bakayım genişlik. Genişlikte 70 be, o da 80. Anladım, sen bana yeni bir elbise diktireceksin. Onun için boyunun ölçüsünü alıyorsun değil mi lan kalkmış? Sen hakikaten de salak mısın be, smokinin ayı. Ulan birkaç güne kalmaz seni öldürecekler ya. Tabutunun ölçüsünü alıyorum be. Gerçi bak gönül isterdi ki hani o yabancı filmlerdeki gibi masif kaplama böyle tabut yaptırayım artık idare edeceğim ne yapacağım. Ben zaten canım sokulup duruyor bir de böyle espriyle yapmadan kalkıp işte. Ya bandı ne esprisi? He hazırlıklı olmak lazım ha. Çanakkale içinde vurdular beni. Ölmeden mezara koydular beni. Öyle türkü söyleme lan yüreğim oturuyor lan kalkılmış lan. Peki. Ananı ne Cemil baban ne Cemil yetim kalasın Cemil. Lan doğru bir türkü söyle diye lan sen beni öldürmek mi istiyorsun yüreğime mezara
Ki orospusu gene rotar yaptı, iyi mi? Bununla yola çıkandı kabahat zaten. Ana! Cevap geldi! Çabuk sakın! Çabuk sakın! Ben hemen şuraya gireyim lan! Ulan dur oğlum ama! Adamın ilk aklına geleceği yer bu yatağın altında. Suç işleyen çocuklar hemen yatağın altına girer, bilmiyor mu? Kimsenin tahmin edemeyeceği bir yere girmeyen lazım. Neden yüzde ağzı alınmış kendini? Tamam, gel gel, gel biliyorum, gel biliyorum, bir yer biliyorum. Çok şiyani bir yer biliyorum, gel gel. Gel buraya Timuçkan, dolaba bakmayı hayatta akıl edemez. Ne? Ben şu rafları bir boşaltayım. Dur, dalgamı geçiyor lan sen, doğarından ben burada. Ali, ulan dip brize yok. Fişi çektiğim zaman hiçbir şey de olmaz, maynak. Şunları da bir alayım şöyle, yoğurdu da. Ulan sen zaten kutup ayısı değil misin? Kendi doğal ortamına balıklama atlaman lazım. Çek. Hadi. Fişi çekti bitirmiş. Vallahi geç geldin Cebbar abi. İtilmiş yerde yok. Ana! Ne güzel dolmuş be. Tam kutup ayısı dolmuş. Ulan ben nereden bileyim be içilmişim? Cabbar abinin canı doğal olsun diye dolabın fişini geri taktım. Tekrar çekmeyi unutmuşum be. Ya Cabbar abini bir kere öldürecek, sen devamlı öldürüyor lan. Kızım istersen gel güneşe çıkalım dışarıya. Ha iliğin kemiğin böyle ısınsın yavrucuğum. Gel gel gel. Doldum lan kızım. Gel gel gel. Anne. Selamün aleyküm, itilmiş. Baksana kimi getirdin. Anne, Cabbar'a. Şimdi boku yedin kardeş. Dostum beni öldürme Cabbar'a. Yemin ediyorum gençin gözünü yakşuklayayım. Bakmasın hepsini öldürme. Ya ben seni öldürmeye gelmedim itilmiş. Dün kakılmış yengeye de söyledim. Söyle itilmişe ben barış yapmaya geldim dedim. Barış yapmaya mı geldin? Tabii ya itilmiş. Bu kan davasını sürdürmenin ne anlamı var? Yoksa kakılmış yenge sana söylemedi mi? Söyledi canım tabii. Söylemez olur mu? Söyledim tabii. Demedim ya. İtilmiş. Akşama kahvede bir barış yemeği tertipledik. Biz şimdi Cabbar aile oraya gidiyoruz. Sen akşama geç kalma, tamam mı? Sağ ol Kadir abi. Geç kalman. Hemen gelin abi. Hadi canım. Akşam geliyorum. Şimdi yeni bir kan davası başlaya kalkılmış. Evet. Çok ilginç bir kan davası. Sizin sülale ile bizim sülale arasında. Ama çok ilginç bir kan davası olacak. Sizden biri ölecek. Sonra yine sizden biri ölecek. Yine sizden biri ölecek. Yine sizden biri ölecek. Bırak lan sen kan davası.